Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, bu aydan itibaren hem sayfamızda hem de Kanal 7 Avrupa'da yayınlanan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programımızda yeni bir bölüme başlıyoruz. Arbeiterkammer, işçi odaları bilgilendirme bölümü. Sevgili izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Avusturya'da 10 Nisan ile 23 Nisan arasında Arbeiterkammer seçimleri var. Ve bu seçimlerin önemi, Arbeiterkammer'ın önemi, kimler bu seçime katılabilir, kimler Arbeiterkammer'a üyedir, bunlarla alakalı hem sayfamızdan hem de televizyon programımızdan sizleri sık sık bilgilendireceğiz. Arbeiterkammer, Avusturya genelinde yaklaşık 4 milyon işçinin sözcüsü ve avukatıdır ve yaklaşık 4 milyon işçinin çıkarlarını temsil eder. Arbeiterkammer olarak işinizdeki haklarınız için sesinizin duyulması için, işinizde adil ücret almanız ve yasal olarak güvenceli olmanız için mücadele ediyoruz. En iyi yanı da Arbeiterkammer'a özel olarak katılmak gerekmiyor. İşçiler Odası Kanunu gereği tüm çalışanlar otomatik olarak Arbeiterkammer üyesidir. Bu çıraklar, işsizler ve ücretsiz izindeki insanlar için de geçerlidir. Hepsi Arbeiterkammer'ın bütün hizmetlerinden yararlanabilir. Peki Arbeiterkammer neden var? Ve Arbeiterkammer neden bu kadar önemli diye sorarsanız, dediğim gibi hem bu ay hem de önümüzdeki aylarda hem sayfamızdan hem de Kanal 7 Avrupa'daki programımızdan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Arbeiterkammer neden var ve neden bu kadar önemlidir? Arbeiterkammer özellikle birisi çalışan insanlar için mücadele etsin diye var. İşçiler Odası yani Arbeiterkammer sayesinde bütün çalışanlar kendisi adına mücadele eden, hakları için destek olan ve siyasi olarak onları temsil eden birine sahiptir. Çünkü çalışanların sorunlarının kanunlarda dikkate alınmasını istiyoruz. Bu yüzden uzmanlarımız kanunları ayrıntılı olarak inceliyorlar. Kanun önerileri hazırlıyorlar ve üyelerimiz adına önemli çalışma hakları elde ediyorlar. Çünkü adil çalışma şartları ve yapılandırılmış bir sosyal devlet kendiliğinden var olmaz. Birkaç örnek verelim. Söz konusu ister en az yıllık 5 hafta ücretli izin, ister ebeveyn veya bakımlı izin hakkı olsun. Bugün olağan görülen birçok şey sendikalarla birlikte Arbeiterkammer tarafından kabul ettirildi. Yani bugün hepimizin faydalandığı çok önemli kanunlar Arbeiterkammer yani işçi odaları tarafından çıkarılmıştır sevgili izleyicilerimiz. Peki ben Arbeiterkammer üyesi miyim? Ya da kimler üye olabilir, kimler üye olamaz diye sorarsanız hemen bunu da açıklayalım. Arbeiterkammer'a genel olarak bağımsız çalışmayan herkes dahildir. Yani tüm çalışanlar, aynı zamanda cüzi süreli çalışanlar, serbest çalışanlar, ücretsiz izinde olanlar, işsizler, askeri memurlar, sivil memurlar ve çıraklar dahildir. Kim Arbeiterkammer üyesi değildir? Örneğin işletmeciler, kamu hizmetlerinde çalışanlar veya çiftçiler. Arbeiterkammer hakkında dediğim gibi sayfamızdan ve Kanal 7 Avrupa'daki programımızdan sizleri her ay bilgilendirmeye devam edeceğiz. 10 Nisan ile 23 Nisan arasında Arbeiterkammer seçimleri var. Bu seçimlere katılmanın önemi hakkında sizleri bilgilendireceğiz sevgili izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta Viyana'da önemli bir basketbol maçı vardı. Viyana ve Raiffeisen Graz basketbol takımlarının karşılaştığı bu maçta Avusturya İşçi Odası Başkanı Renetta Anderl ve eyalet milletvekilimiz Aslan Bozatemur da seyirciler arasındaydı. Şimdi bu güzel maçtan güzel görüntüleri ve röportajları hep beraber izliyoruz. Kameralarımızı bu güzel basketbol maçına çeviriyoruz.
Bence hoş geldiniz. Sizleri normalde futbol sahalarında görürdük. Hep futbol izlerken görürdük. Bugün basketbol izliyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Sporun her dalı çok çok güzel. Yani maç izlemek ister futbol olsun ister basketbol olsun her zaman ilgimi çekmiştir. Dediğiniz doğru. Genelde futbol maçlarında bulunuyorum ama bugün Avusturya'nın önemli bir maçında, basketbol maçında BC Vienna Raiffeisen Graz'a karşı oynuyor. Dolayısıyla önemli bir maç olduğu için ben de katılmak istedim. Bugünkü maçta Türk kökenli oyuncularımız var mı? Bildiğim kadarıyla BC Vienna takımında, yani Vienna takımı kırmızılar olanlarda içlerinde Kerem Yılmazer diye oyuncumuz var. Ve kendisi de bugün zaten oynayacak. Onu izleyeceğiz. Kim kazanacak sizce? Biz BC Vienna taraftarı olarak buradayız. Viyanalı olarak. Ben de Viyana eyalet milletvekili olarak. Tabii ki bizim takımımızı tutuyorum. BC Vienna'nın kazanmasını istiyoruz. Peki bugün seyirciler arasında kim var ve siz kimlerle geldiniz? Bugün çok kalabalık geldik. Arkadaşlarımızla geldik ama en önemlisi de İşçiler Odası Başkanımız Renate Ander'le bugün burada birlikte maç izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda maç başlıyor. O zaman maç izleyelim beraber. Çok teşekkür ederiz. Erstmal herzlich willkommen, Frau Präsidentin der Arbeiterkammer. Die erste Frage wäre, fördert die Arbeiterkammer den Sport Basketball? Die Arbeiterkammer fördert nicht nur Basketball, die Arbeiterkammer fördert viel im sportlichen Bereich, so wie wir viele Kultur- und Kunstveranstaltungen fördern, weil das auch der Auftrag im Arbeiterkammergesetz ist. Und Sport ist das ganz, ganz wesentlich, vor allem für junge Menschen, aber es hat kein Alter, der Sport. Und da fördern wir sehr, sehr gerne als Arbeiterkammer. Wie wichtig sind die Migranten und die Migrantinnen im Sport Basketball? Ich glaube, Migranten und Migrantinnen sind im ganzen Leben wichtig. Ich sehe das auch so. Erstens einmal haben wir eine bunte Welt dadurch. Wir merken, dass sie wichtig sind in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft und in jedem Sport. In Basketball genauso wie im Fußball. Ich glaube, egal, wenn wir uns Fußballmatch ansehen, dann sehen wir, dass hier unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Ländern miteinander spielen, solidarisch zusammenhalten. Das Gleiche ist beim Basketball. Das macht mich persönlich sehr stolz, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen aber eines gemeinsam haben, solidarisch ein Spiel zu starten und solidarisch und Fairplay das Spiel auch zu beenden. Im Abschluss möchten wir Sie fragen, was Sie heute über das Spiel überhaupt denken. Ja, es ist sehr spannend, wenn man heute da dabei sein darf. Es spielt sozusagen Vienna gegen Graz und ich gebe auch ehrlich zu, ich bin in der Fußballwelt eigentlich zu Hause, habe bis dato Basketball am Bildschirm verfolgt, zu Hause im Fernsehen. Aber ich freue mich riesig, heute live dabei sein zu können und mir anzusehen, was hier geleistet wird. Und ich bin jetzt schon davon überzeugt, dass hier ganz viel geleistet wird und werde dieses Spiel sehr, sehr intensiv verfolgen und natürlich für Vienna, für meine Stadt, für Wien ganz feste Daumen drücken. Danke für die starken Worte. Und haben Sie noch weitere Informationen, die Sie geben würden? Ja, vielleicht eine Information. Wir stehen ja jetzt in Kürze vor der Arbeiterkammerwahl. Sie startet in Wien ab 10. April. Und weil wir vorhin schon ein paar Fragen über Migranten, Migrantinnen gesprochen haben, was mich sehr, sehr stolz macht, dass die Arbeiterkammer sehr demokratisch aufgestellt ist. Denn bei der Arbeiterkammerwahl darf jeder wählen gehen, der in dieser Stadt arbeitet, egal wo er wohnt, egal was in seinem Reisepass steht. Das macht mich stolz. Das ist gelebte Demokratie. Und da freue ich mich darauf. Und daher suche ich alle, die Stimme bei der Arbeiterkammer abzugeben. Wir haben einige in diesem Land, in dieser Stadt, die uns nicht gut gesinnt sind. Daher wünsche ich mir eine hohe Wahlbeteiligung. Also bitte, gib deine Stimme auch du für die Arbeiterkammerwahl ab.